İkinci bölgede doğrudan doğruya hesaplama şansımız yok. Dönüşüm uygulayacağız. Şöyle yazabiliriz. İstersek 90 üzerinden, istersek 180 üzerinden ifade edebiliriz. Biz mesela 90 derece üzerinden yazsak 90 artı 45 derece olur. Şimdi şunu da çizelim. Bölge olarak ikinci bölgeye denk geliyor. 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece. Birinci bölgede işaretler artı artı. İkinci bölgede eksi artı, üçüncü bölgede eksi eksi, dördüncü bölgede artı eksi. Birinciler kosinüsü, ikinciler sinüsü ifade ediyor. Bizim açımız 135, 90 ile 180 arasında ikinci bölgeye denk düşer. İkinci bölge. İkinci bölgedeki kosinüsler de negatif. Demek ki bizim ifademizin sonucu negatif bir sayı çıkacak. Sonuç negatif. Şimdi 90 üzerinden işlem yaptığımız için şu 90'ı kaldırınca kosinüs sinüse dönüşür. Eğer dönüştürmeyi dikey eksen üzerinden buradan yapıyorsak kardeş fonksiyonuna dönüşür. Eğer yatay eksen üzerinden yani şuradan yaparsak, buradan yaparsak herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Biz 90 üzerinden yaptığımız için bu kosinüs sinüse dönüşecek. Tabii bölgesinden dolayı eksi olacak. Eksi sinüs 45. Şimdi 45'in sinüsünü hesaplayacağız. Dik üçgen çizebiliriz. Tabii biliyorsak direkt yazmak da mümkün. Ben dik üçgen çiziyorum bir tane. Şöyle 90 derece. Burası 45. Şu 45. İkizkenar olacağı için şunlara 1 diyebiliriz. Hipotenüste kök 2 gelir. Şimdi 45'in yani şunun sinüsü karşısındaki dik kenar bölü hipotenüs. Eksi 1 bölü kök 2. Biz istersek eşleniğiyle genişletebiliriz. Paydada kök kalsın istemiyorsak. Kök 2 ile genişletiriz. Bu ifade kök 2 bölü 2 olur. Bunun sonucu. Hocam, bu örneğin bir sorunu cevaplayabilir miyim?